Oldu mu? Hepinize merhaba. Ben Melisa Şenolsun. Bugün O Ne Diyor'dayım ve sizin sorularınızı cevaplayacağım. Başlıyorum. Sinema mı yoksa tiyatro mu? Bu tarz sorular beni inanılmaz ama inanılmaz zorluyor. Çünkü terazi burcuyum. Asla seçemiyorum. Bence çok ayrı kulvarlar. Sinemanın tadı bambaşka, tiyatronun da tadı bambaşka. İkisini de deneyimleme şansım oldu ve seçemiyorum. O yüzden hem sinema hem tiyatro demek istiyorum. Kızmayın, ne olur. Aa, tam üstüne. Terazi burcuymuşsun, süper. Dikkat çekici, dengeli, adil özelliklerinin hepsini taşıyor musun? Öncelikle bir şey belirtmek istiyorum ki terazi burcu ya çok dengeli ya da çok dengesiz oluyor. Ben biraz dengesizim galiba. Bu özelliğini taşıyorum. Adil olduğumu düşünmek istiyorum. Adil olmaya çalışıyorum. Bunları taşıyorum sanırım. Devamını bilemeyeceğim. Artık adını verdiğim bir şampuanın var. Bu şampuanı Bay Melisa Şenolsun yapan özellikleri ne? Çok güzel bir soru. Aslında bu ürünü Bay Melisa Şenolsun yapmasının sebebi ürünü gerçekten başından sona Elidor ekibiyle beraber hazırlamış olmamız. Gerçekten her aşamasında yanlarındaydım. Kokusunu birlikte seçtik, ürünün renklerini birlikte seçtik. Beni hiç kırmadılar. Çok teşekkür ediyorum. Başından sonuna hem laboratuvar aşamasında hem üretim aşamasında hatta ürünlerin yerleştirmesi aşamasında hep beraberdik. Sanırım bu da Elidor Bay Melisa Şenolsun yapan en önemli özelliklerinden biri. Elidor'la biz güçlerimizi birleştirdik. Dedik ki deniz, kum, güneş, sıcak hava özellikle saçlarımızı yazın gerçekten çok zorluyor. Biz de istedik ki neden bu bize engel olsun? O yüzden daha güçlü ve dayanıklı saçlar için Elidor Bay Melisa Şenolsun. Yani benim Elidor'um Elidor Bay Melisa Şenolsun. Hoş geldin. Sen okumak ister misin? Tek bir mevsim yaşayacak olsam hangisini seçerdin? Tabii ki yaz mevsimini seçerdim. Bunun için düşünmeme gerek bile yok. Sanırım benim gibi düşünen bir sürü insan vardır diye düşünüyorum. Çünkü günler daha uzun. Güneş benim için çok önemli. Annemin ismi de Güneş. Yazın daha pozitif oluyoruz hepimiz. Daha hareketli, işte daha heyecanlı. Sürekli bir tatil yapabiliyoruz. Arkadaşlarımıza daha çok vakit ayırabiliyoruz. O yüzden daha canlı, cıvıl cıvıl. Daha böyle hayat dolu bir mevsim gibi geliyor bana. O yüzden direkt yaz diyorum. Bazen kararlı olabiliyorum demek ki, bu da güzel bir şey. Oyunculuk kariyerindeki en unutulmaz anın hangisi? Tam da üstüne kararsız olduğum bir soru daha. Asla seçemem herhalde çünkü yani o unutulmaz anlarımız hiç bitmiyor. Biliyorum biraz klasik bir cevap ama her yeni işte yeni bir an yaşadığımız için hepsinden bir şey saymam gerekir. Sen... Teşekkürler. Kıvırcık saç bakımı zor değil mi? Saçların nasıl bu kadar güzel görünüyor? Saçlarım tabii ki Elidor sayesinde bu kadar güzel görünüyor. Benim Elidor'um dışında Elidor'un 7/24 ürününü gerçekten çocukluğumdan beri kullanıyorum. Kıvırcıklarımı birazcık ona borçluyum. Bir de üzüm çekirdeği serumumuz var. O da çok yardımcı oluyor. Hayatta sana ilham veren şeyler neler? Bu da benim için çok kalabalık bir liste. Ya bir de ilham dediğimiz şey, bu da birazcık klasik bir cümle. Biliyorum, lütfen kızmayın ama gerçekten öyle. Birazcık ruhla alakalı olduğunu düşünüyorum. Motivasyonla, nasıl uyandığınla alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğer depresif uyanmışsam o günün kapalı olması bile bana gerçekten ilham verebiliyor. Ya da çok pozitif uyandıysam, çok güzel bir güne başlamışsam, güneş yerinde, hava sıcaklığı mükemmel falan, o zaman bambaşka bir ilham kaynağı olabiliyor. O yüzden bence çevremize bakmak zaten ilham bulmaya yetiyor diye düşünüyorum. Hayranlarından en çok gelen soru ne? Burcun ne? Şu an sevgilin var mı, yok mu gibi. Bugüne kadar kaç tane işte çalıştığımı genelde soruyorlar. En sevdiğim işin hangisi olduğunu soruyorlar. Gibi gibi genel olarak kariyerle ilgili ya da işte tabii ki özel hayatla ilgili sorular geliyor. Bu yaz senin hiç şarkın hangisi? Biraz mırıldan sana. Seçemeyeceğim. O yüzden basıyorum. Teşekkürler. Ama şey, biraz disco seviyorsanız Let the Music Play diyebilirim. Çok yeteneklisin. Teşekkür ediyorum. Resim de çiziyormuşsun diyorlar. Ne zaman işlerini bizimle paylaşacaksın? Yani şu an aslında officially paylaşmış oldum. En azından yaptığımı söylemiş oldum. Çünkü nereden öğrendiğinizi bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum resim yapmayı. Bilmiyorum, öyle bir cesaretim, iddiam yok. Hiç öyle bir şey düşünmedim henüz. Bilmem. Tarzın çok orijinal. O'lar bol. Teşekkür ediyorum. Yazın gardırobunun olmazsa olmazları neler? Siyah tabii ki. Herkesin kurtarıcısı. Siyah mini elbiselerimden vazgeçemem. Tabii ki onları destekleyecek aksesuarlarımı çok seviyorum. Saç bantlarını bol bol kullanıyorum. Bazen kafama, bazen belime. Yani aksesuarları değiştirerek takmayı çok seviyorum. Kemeri saçıma tokada yapabilirim. Kemer olarak da kullanabilirim. Sneakerslarımdan vazgeçemem.
yazın inanılmaz rahat oluyorlar. Her zaman taktığım takılarım, yüzüklerim var. Onlar zaten benimle bir bütün. Dıdın dıdı dıdın. Netflix için çekilen Atiye'de oynayacakmışsın. Atiye'yi anlatsana biraz. Sır gibi saklanıyor. Nasıl birisin dizide? İlk sezon yayınlanmadan ikinci sezonu çekiyormuşsunuz. Meraktayız. Şimdi sır gibi saklanıyor kısmında çok haklısınız. Ne kadar anlatabileceğimi ben de bilmiyorum. Karakterimin ismini söyleyebilirim. Benim karakterimin ismi Cansu. Bu zamana kadar gördüğümüz işlerden biraz farklı bir şey izleyeceğiz. Daha mistik, evren, enerji, varoluşsal problemlerimize değinen, mistik, güzel ve heyecanlı bir iş bekliyor. Çok seçerek söylemeye çalışıyorum çünkü sürprizini kaçırmak istemiyorum. Bunu da geçiyorum. Saçların her haliyle çok güzel ama bence kıvırcık saçların sana çok yakışıyor. Sen kendine en çok hangi modeli yakıştırıyorsun? Çok teşekkür ederim. Çünkü ben de saçlarımı en çok doğal haliyle seviyorum. Yani tabii düzken de başka bir imaj yakaladığımı düşünüyorum. Ama ben de en çok bu halini seviyorum. Doğaldan yanayım ve kıvırcıkken kendimi daha rahat ve safe hissediyorum. Daha konforlu hissediyorum. Saçlarımı bu şekilde çok seviyorum. Sorularımız bu kadardı. Bugün O Ne Diyor'da sizin sorularınızı cevapladım. İnşallah cevaplarım sizi tatmin etmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.